Herkese merhabalar, ben İnci. Bu videoda Alize Puffy Fine ve plastik kanvas çanta kalıbı ile bu gördüğünüz harika çantanın yapımını göstereceğim sizlere. O halde vakit kaybetmeyelim ve hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle malzemelerimize bakalım. Bu şekilde sütlü kahverenginde bir ip tercih ettim. Daha sonra aparatlarımız var. Siz istediğiniz daha farklı aparatları da kullanabilirsiniz. Tığımız var, 2,5 milimetre ve birazcık daha kalın bir tığ da kullandım bunun yanında. Ve plastik kanvas kalıbımız var, çanta kalıbı. Şimdi bu çanta kalıbının üzerini Alize Puffy Fine ipliğimizle dolduracağız arkadaşlar. Öncelikle ipimi alıyorum ve birinci ilmeğimi makasla açıyorum. Bu açtığımız kısmı daha sonradan gizleyeceğiz ve çantamızın sökülmesini önlemiş olacağız böylece. İlk sıranın en ucundaki delikten başlıyorum ve ilmeğimi alttan vererek tığla yukarıya doğru çekiyorum ilmeği. Zaten plastik çanta kalıbımızı görüyorsunuz. Üzerinde kare şeklinde delikler var. İlk sırada ilk ilmeğimizi çıkardıktan sonra 2 kare boşluk bırakıyorum ve 3. kareden 2. ilmeğimi çıkarıyorum ve bundan sonra hep ilmekler arasında 2 tane kare boşluk bırakıyorum ve o şekilde boşlukları doldurmaya devam ediyorum. Yalnız kalıbımızın biraz oval şeklinde formu var, yanlardan yuvarlak olan kısımları var. O kısımlarda tabii ki karelerin sayısı zaman zaman değişebilir. Normalde 2 kare boşluk bırakıyoruz ama zaman zaman tek kare veya 3 kare boşluk da bırakabiliriz, fark etmez. Şimdi tığımı değiştirdim ve birazcık daha kalın bir tığ aldım. Dışarıya doğru çıkardığım ilmekleri şimdi iç içe geçireceğim. İsterseniz bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Püsküllü bir şekilde, yani ilmeklerin açıkta kalacak şekilde dışta kalmasıyla da çantanızı tamamlayabilirsiniz. Ben bu şekilde ilmekleri saç örgüsü gibi iç içe geçirmeyi tercih ettim. İç içe geçirirken de tığımı değiştirmiştim daha rahat geçirebilmek amacıyla. Şimdi ilk sırayı bu şekilde tamamladığımıza göre ikinci sırada bir sıra boşluk bırakıyoruz kareler arasında. Yani yan yana ikişer kare boşluk bırakıyoruz ilmekleri çıkarırken, sıralar arasında da paralel bir şekilde bir sıra boşluk bırakıyoruz ve hep aynı şekilde devam edip çantamızı dolduruyoruz. Yani sıralar arasında birer boşluk bırakıyoruz, ilmekler arasında da ikişer tane kareyi yine boşluk bırakıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yapımı çok basit. Dediğim gibi çantanın formuna göre zaman zaman bu boşluklar ve sıralar arasındaki uzunlamasına bıraktığımız boşluk da zaman zaman değişebiliyor. Aslında bu çalışmada ilmekleri iç içe geçirirken bu işlemi elimizle de yapabiliriz ama ben tığla daha kolay yaptığım için tığla ilmekleri iç içe geçiriyorum ve birazcık daha kalın bir tığ kullandım ilk başlarda. Daha sonra buna gerek duymadım, hep 2,5 milimetre tığla ilmekleri iç içe geçirme işlemini yaptım. İki sırayı tamamladık. Üçüncü sırada yine aynı şekilde arada bir sıra boşluk bıraktım ve yine ilmeğimi aralarda 2 kare boşluk bırakacak şekilde çıkarmaya devam ediyorum. Dediğim gibi ilmekler dışta kalabilir ya da eğer ilmekleri iç içe geçirmek istiyorsanız benim gibi isterseniz bütün çantayı tamamlayıp en sonda ilmekleri iç içe geçirebilirsiniz. Ben sıra sıra yaptım bu işlemi, hiç fark etmez. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Çantamın arka tarafını doldurdum. Şimdi ortadaki kısma, yani taban ve yanları oluşturan kısma geldik. Ne demiştim? Bu çizgileri belki arada boşluk bırakmadan da yapmak zorunda kalabiliriz demiştim. İşte burada arada bir boşluk
Bırakmadan yapacağım arkadaşlar, çünkü sıra kalmadı. Kalmadığı için burada boşluk bırakmadan çantanın arka kısmını tamamladım. Şimdi ipimi keseceğim ve daha sonra bu yan tarafın ucundan başlayacağım. Bu kestiğim ilmeği daha sonradan çantanın diğer aşamalarında gizleyeceğim ve iç tarafta kalacak. Şimdi ipimi kesmiştim ve çantanın yan tarafını oluşturan en uç kısmın ilk sırasından itibaren başlıyorum ve o şekilde bu yanları ve tabanı da dolduracağım. Bu yan tarafların formu birazcık daha oval, gördüğünüz gibi. Burada düzenli olarak bir sıra boşluk bırakıp iki kare ilmekler arasında boşluk bırakma işlemi zaman zaman aksıyor. Çünkü oval bir formu var bu kısmın. Ona göre zaten siz nerelerde aralarda boşluk bırakmadan yapacağınızı ya da bir sıra boşluk bırakmadan üst üste belki boşluksuz yapmak zorunda kalacaksınız. Onları yaptığınız sırada zaten göz kararı olarak ayarlarsınız. Şimdi az önce kesmiş olduğum bir tane ilmek vardı yan tarafta. Onu bu yan tarafın ilk sırasında ilmekleri iç içe geçirirken iki ilmeği birlikte alarak kapatmış oldum. İlmek dışta kalmamış oldu. Böylece gizlemiş olduk. Sizler de yaparken yeni yöntemler geliştireceksiniz eminim. Şimdi ortanın ilk sırasını tamamlamış olduk. İkinci sıraya devam ederken dediğim gibi kalıbın formuna dikkat ederek gerektiği zaman hiç boşluk bırakmadan devam ediyoruz. Mesela özellikle tam orta kısımlarda boşluk bırakmış oldum. Yanlarda pek boşluk bırakamamış oldum. Daralma olduğu için yanlarda. Arka tarafı da görüyorsunuz. Arkası da gayet güzel gözüküyor çantanın. İsterseniz çantanızı tamamladıktan sonra astar yapabilirsiniz. Ben astar yapmayı tercih etmedim. Birazcık zaten pofuduk bir çanta. Astarla belki iç hacim daralabilir diye düşündüm ama bence astarlı da çok güzel olur. Hatta cepte koyabilirsiniz astara. Bu şekilde daha kullanışlı olur. Şimdi kalıbın orta kısmının son sıralarını yapmaya devam ediyorum. Bu son sıraları yaparken kalıbın yuvarlak kenar formlarından dolayı uç kısımlar tamamen dolmuş oldu. Ortalardaki sıralar daha fazla boş kalmış oldu. Onu da nasıl tamamlayacağım arkadaşlar? Uçları doldurduktan sonra tabii ki uçlarda sıra kalmadığı için ipimi keseceğim. Doldurabildiğim yere kadar doldurduktan sonra ipimi keseceğim ve kalan boşluktan itibaren de yeniden ilmeğimi dışa doğru çekerek yeniden başlatacağım ve o şekilde bu orta kısmı tamamlamış olacağım. Bahsettiğim boşta kalan sıra buradan başlıyor arkadaşlar ve bu hem sol tarafta hem de sağ tarafta var, kenar kısımlarda yani. İpimi az önce de dediğim gibi kesiyorum ve kestiğim zaman orada kalan ilmeği de daha sonraki aşamada kenardan gizleyeceğim. Şimdi bu boş olan yerden yeniden ilmeğimi çekerek devam ediyorum. İplerin ucunu da dediğim gibi çantanın arka kısmına birazdan gizleyeceğiz. Bu kısımlarda tabii ki çoğunlukla sıralar arasında bir sıra boşluk bırakamamış oldum. Özellikle iki sıra üst üste sıkı bir şekilde yaptığım oldu. O da önemli değil zaten, hiç belli olmuyor. İhtiyaç duyduğumuz yerlerde boşluk bırakıyoruz. İhtiyaç duymadığımız yerlerde de sıralar arasında boşluk bırakmıyoruz. Bu zaten çanta bittikten sonra hiç fark edilmiyor. Evet arkadaşlar, sıranın sonunda ipimi kestim ve böylece ortadaki son kalan boşlukları da ilmeklerle doldurmuş olduk. Şimdi iplerin ucunu çantanın arka kısmına denk gelecek şekilde tığla ilmeklerin arasına çekerek gizliyorum. Böylece hiçbir şekilde iplerin ucu da dışarıda kalmamış oluyor. Bu aşamadan sonra iki tane ilmeğim kaldı yanlarda, gördüğünüz gibi. Bu iki tane ilmeği de diğer aşamalarda yine yanlardan gizleyeceğiz. Şimdi çantanın ön kısmı ve kapak kısmını oluşturan son aşamaya geldik. Bu aşamayı da
Yine hemen orta kısmın dibinden başladım. Burada da mecburen boşluk bırakmamış oldum ilk sırada. Diğer sıralarda da normal bir şekilde devam ettim. O uçta kalan ilmeğin bir tanesini gördüğünüz gibi ilk sırada gizledim. Geriye bir tane açıkta ilmeğim kalmış oldu. Şimdi normal bir şekilde ilk aşamalarda yaptığım gibi bir sıra boşluk bırakıp kareler arasında da yine iki tane kare boşluk bırakarak çantamı tamamlıyorum. Evet, kalıbımızı tamamen ilmeklerle doldurduk. Dışta bir tane ilmeğimiz kaldı uç kısımda. Onu da birazdan dikerken yan tarafa gizleyeceğim. Bu arada çantamızın ön ve arka yüzeyini görüyorsunuz. Hiçbir şekilde plastiğimiz gözükmüyor. Sadece yanlarda gözüküyor. Oraları da birazdan tekrardan ilmeklerle dolduracağız. Şimdi çantamızı dikiyoruz arkadaşlar yan taraflardan. Bunun için çantanın rengine uygun bir ip tercih ediyoruz. Ben amigurumi ipinden kullanacağım ve iki kat yaptım ipimi sağlam olması açısından. Ve ilk iğneyi geçirdikten sonra o iki katlı ipin içinden geçiriyorum. Çıkmaması için delikten. Ve kareleri karşılıklı olarak denk getirecek şekilde sıkı sağlam bir şekilde çantamı yanlardan dikiyorum. Evet, çantamın dört kenarında sağlam bir şekilde diktim ve son olarak bir tane ilmeğim kalmıştı uç tarafta. Onu da gördüğünüz gibi yan tarafı dikerken iğneyi o ilmeğin içinden geçirip birlikte dikiyorum ve böylece o son kalan ilmeğim de gizlenmiş oluyor. Evet, çantamızın dikilmiş hali bu şekilde. Ben biraz yanlardan fazla kapattım galiba. Siz yanları birazcık daha açık bırakabilirsiniz. Şimdi bu köşe kısımları ilmeklerle kapatacağım ve kenarlarda, köşelerde gayet muntazam bir görüntü elde edeceğiz. Çantanın köşesinden tığımı batırıyorum ve ilmekleri aralıklı bir şekilde çıkarıyorum. Çok sıkı bir şekilde çıkarmıyoruz ilmekleri. Sanki aralarda ikişer kare boşluk bırakıyormuş gibi göz kararı ayarlayarak çıkarıyoruz ve daha sonra da ilmekleri iç içe geçirerek köşelerde çok muntazam bir görüntü elde ediyoruz. Kenarlarda da aynı şekilde hemen diplerden ilmeklerimi çıkarıyorum ve kenarları da tamamen ilmeklerle düzgün hale getirmiş oluyoruz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben bu kenarları yaparken tabii sizin gözünüz videoda olsun. İlmekleri ben tamamen kapattım ve düz bir çanta elde etmiş oldum bu sayede. Siz isterseniz kapak kısmını veya çantanın tamamını ilmekler dışta kalacak şekilde, yani ilmekleri iç içe geçirmeden ilmekleri dışta da bırakabilirsiniz. O zaman püsküllü bir çantanız olur. Bu sizin zevkinize kalmış. Ben püsküllü istemedim. Birazcık sade gözüksün istedim çantam. Şimdi dışta kalan ilmekleri içe çekiyorum gördüğünüz gibi. İpi kestikten sonra ilmek tabii ki dışta kalıyor. Onu tığımla iç tarafa çekiyorum. Bu arada yanların tamamen muntazam olması için bir püf noktamız daha var. Bu bol bir şekilde duran ilmekleri öncelikle tığımıza alıyoruz. Daha sonra içten dışa doğru o bol ilmeklerin içinden ilmeğimizi çekerek dışa doğru
çıkarıyoruz ilmeğimizi. Böylece yanlardaki bollukları da tamamen yok etmiş oluyoruz. Köşeleri, yanları ve kenarları tamamen ilmeklerle kapatmış olduk. Ve dışta kalan son ilmeğimizi de hem içe hem dışa çekerek aralara gizliyorum. Çantanın içinde birkaç tane daha ilmek vardı, makasla kestiğim ilmekler. Onları da yine dışarıya doğru çekiyorum ve dışarıdan da ilmeklerin arasına gizliyorum. Ve çantanın içinde hiçbir şekilde ilmek kalmamış oldu gördüğünüz gibi. Çantamız bu haliyle tamamlandı ve yanların ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Şimdi çanta aparatlarımı takacağım. İki tane yarım halka şeklinde aparatım var. Bunları yanlara kullanacağım ve uç kısımlarını da karga burnuyla sıkıştırıyorum ve tamamen sağlam hale getiriyorum. Bu aparatlar sizin zevkinize kalmış. Sizler daha farklı aparatlar kullanabilirsiniz veya eski çantalardan söktüğünüz aparatları da kullanabilirsiniz veya elinizle kendiniz de yapabilirsiniz. Belki çanta kulpunu yanlara dik edebilirsiniz. Bu şekilde illaki aparat kullanmanıza gerek yok. Evet, çanta aparatlarımı taktım. İki tane kanca kullanacağım son olarak. Bu kanca üzerine yine Alize Puffy Fine ipiyle ilmekleri ileriye doğru iç içe geçirerek çanta sapı yapacağım. Siz isterseniz deri veya daha farklı saplar da yapabilirsiniz. Ben yine kendi ipiyle yapmak istedim çantanın sapını da. Kancanın üzerinden başlayarak ilmeklerimi aynen zincir çekmiş gibi iç içe geçiriyorum. Daha sonra diğer kancama takacağım ve geri döneceğim. İki sıra yaptıktan sonra bir sırada o iki sıranın ortasından ilmek aldım ve böylece 3 sırada çantanın sapını tamamlamış oldum. Çok fazla uzun bir sap olsun istemedim. Hem elde hem de omuzda taşıyabileceğimiz şekilde orta boylu bir sap yaptım ben uzunluk olarak ve o şekilde sapım da gayet çantamla uyumlu olmuş oldu.
Çanta sapımız da hazır ve şimdi kancalardan yanlara takıyorum. Böylece bütün aşamalarıyla çantamız tamamlanmış oldu. Bence sonuç harika. Artık çantamız tamamlandığına göre videomuzun yavaş yavaş sonuna yaklaşmış olduk. Bu videoda sizler için plastik kanvas çanta kalıbı kullanarak ve Alize Puffy Fine ipiyle çok güzel bir çanta yapmış olduk. Değişik değişik farklı renklerde çantalar yaparak kıyafetlerinize uygun olarak kullanabilirsiniz. Sevdiklerinize bu çantalardan yaparak hediye edebilirsiniz. Veya bu çantaların satışını da yapabilirsiniz. Bir günde rahatlıkla bir çantayı tamamlayabiliyoruz. Ben dediğim gibi ilmeklerin hepsini kapattım. Siz isterseniz İlmeklerin bir kısmını dışta da bırakabilirsiniz. Böylece püsküllü bir çanta yapmış olursunuz. Bu artık sizin hayal gücünüze kalmış. Umarım bu çantanın yapımı hoşunuza gitmiştir ve sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı, yeni videolarımdan kolayca haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da YouTube'dan daha farklı paylaşımlarda da bulunuyorum. Ayrıca Marifetli Shop'un Instagram sayfasını da takip ederseniz çok sevinirim. Böylece Marifetli Shop ürünleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdilik videomuz bu kadardı. Yeni videolarda ve yeni fikirlerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.